Bu PlayStation 5. Bu da PlayStation 5 Slim. Bu videoda PlayStation 5 Slim'i inceliyor ve abisi PlayStation 5 ile aralarındaki farkları açıklıyoruz. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle PlayStation 5 piyasaya sürüleni tam 3 yıl oldu arkadaşlar. Ancak hala yeni nesilde ve piyasanın en iyi konsollarından birisi. Hatta Xbox ile kıyasladığımızda en çok satan yeni nesil oyun konsolu da PlayStation 5'in kendisi oluyor. Önce şu soruya yanıt verelim. Sony neden zaten PlayStation 5 peynir ekmek gibi satarken daha konsolun performansını tam olarak göreceğimiz oyunların sayısı böyle bir elin parmağını geçmezken yeni bir konsolla karşımıza çıktı? Elbette böyle buna sıkı konsol oyuncularının muhakkak bir yanıtı vardır. Sony aynı şeyi aslında PlayStation 3 ve 4'te de uygulamıştı. Aynısını yine yapmışlar diyebiliriz. Ancak bunun da altında bir neden var elbette. Daha küçük bir konsol, daha küçük bir kutu, aynı konteynere daha çok ürün sığdırabilmek ve sevkiyat masraflarını düşürmek demek. Yani burada Sony'nin amacı hem giderlerini azaltmak hem de PlayStation 5 markasını canlı tutmak. PlayStation 5 Pro'nun da 2024 gibi tanıtılacağı söylense de şu an bu konuda net bir bilgi yok. Ancak biliyoruz ki Sony standart PlayStation 5 sürümlerinin tamamını sattıktan sonra yoluna PlayStation 5 Slim ile devam edecek. Şimdi gelin PlayStation 5 Slim'in tasarımına ve abisi standart sürümüyle arasındaki farklara yakından bakalım. Boyutlardan önce görünümdeki böyle ufak tefek değişimlerden bahsetmek istiyorum size. Standart sürüm PlayStation 5'in iki tarafında da böyle tek parçalı kapaklar var. Slim'de ise bu tek parçalı kapaklar ikişer parçaya ayrılmış durumda. Ve bunların alt tarafları standart sürümdeki gibi mat beyaz şekilde karşımıza çıkarken Slim'de üstteki yarım kapaklar artık parlak bir yüzeye sahip. Bu iki kapak arasındaki boşluğun cihazın böyle soğutma sistemine bir katkısı olduğunu söylemiş Sony. Ancak bana kalırsa bu boşluğun, çizginin asıl amacı konsolları ilk görüşte birbirlerinden net bir şekilde ayırt edebilmeyi sağlamak. Bu cihazları öyle her gün her yerde yan yana görme şansımız yok sonuçta. Abisi PlayStation 5'in yüksekliği 39 cm'yken Slim yaklaşık 36 santimetrelik bir yükseklikle birlikte geliyor. Tabii konsolu böyle yatay olarak konumlandırırsanız bu yükseklik değerleri genişliğe dönüşüyor ama biz bu boyut farklarını dikey versiyonları üzerinden göz atmaya sürdürelim arkadaşlar. Elimizdeki standart PlayStation 5 gördüğünüz gibi diskli bir sürüm olduğu için 10 santimetrenin biraz daha üzerinde genişliğe sahip. Dijital versiyonda disk bölümü bulunmadığı için bu genişlik yaklaşık 9 santimetreye kadar düşüyor. Elimizdeki kardeşi de Slim'in dijital sürümü var. Burada baktığımızda bu genişliğin 8 santimetreye kadar düşürüldüğünü görüyoruz. Asıl boyut farkı ise konsolların derinliğinde karşımıza çıkıyor. Standart sürümün derinliği 26 santimetreyken Slim'in derinliği de 21,5 santimetreden biraz fazla, hatta 216 milimetre. Ağırlık tarafına da bakalım isterseniz. Her ne kadar bu konsolları sık sık çantaya atıp taşımasanız da ağırlık meselesi bence mobilyalarımızın sağlığı için falan bayağı önemli bir konu. Eğer masif ahşap yerine sunta ya da MDF mobilyalar kullanıyorsanız böyle 4 kiloluk bir konsol zamanla mobilyalarda böyle hafif eğimler oluşturabiliyor. Bu durumu da yaşadığımdan biliyorum. Ondan ifade etmek istedim size. Elimizde PlayStation 5'in üretilmiş en ağır ve en hafif sürümleri var. Standart PlayStation 5'in diskli sürümü neredeyse 3.9 kilogram ağırlığa sahip. Epey hantal bir ürün yani. Ancak kardeşi Slim'in elimizdeki dijital sürümü 2.6 kilogram ağırlığında. Yani özetle en ağır PlayStation 5 ile en hafifi arasında 1.3 kilogramlık bir fark yer alıyor. Diskli sürümünde Slim'in ağırlığı 600 gram daha artıyor ve 3.2 kilogramlık bir ağırlığa ulaşıyoruz. Diskli sürüm demişken Sony bence Slim'deki en büyük sürprizi modüler disk okuyucu ile yapmış arkadaşlar. Eğer Slim'in dijital sürümünü alırsanız buradaki gibi ilerleyen zamanda disk okuyucusunu ayrıca satın alıp bu konsola sonradan takabiliyorsunuz. Peki günümüzde oyunlara çoğu zaman dijital olarak erişiyorsak sonradan disk okuyucu takmanın ne faydası olacak? 1. Hafıza. 2. Takas. Diskli bir oyun cihazın hafızasını doldurmuyor. Ayrıca yeni çıkan 1-2 tane diskli oyunu alırsanız bunları diğer oyuncularla takas ederek diğer yeni oyunlara da bedavaya ya da üzerine biraz para ekleyerek ulaşabiliyorsunuz. Hazır oyunlardan söz etmişken performans kısmına da geçelim bence artık. İki konsol arasında böyle hissedilebilir bir performans farkı yok. Var olan ufak tefek farkların sebebi de Slim'deki bakır borularla yapılan soğutma sisteminin böyle standart sürüme göre daha iyi olması. Ayrıca daha yüksek hafıza ile birlikte gelmesi Slim'in. Evet, boyut farkı var ama bunun hafızası daha yüksek yani. Bir ara piyasada yaşanan çip krizi vardı hatırlarsanız. Bu yüzden PlayStation 5 bulunamıyordu hatta. İşte çip krizi çözüldükten sonra da üretilen standart PlayStation 5'lerdeki işlemciler de değiştirildi ve 7 nanometreden 6 nanometrelik bir işlemciye geçildi. Yani güç olarak bir fark yoktu ama bu da daha az ısınan ve daha hızlı bir hale getirdi standart sürümü. Yani 2020'de çıkar çıkmaz alınan standart bir PlayStation 5 ile günümüzde satılan bunun gibi standart PlayStation sürümlerinin arasında böyle minik bir fark var. İşte
İşte aynı 6 nanometrelik işlemci, 8 çekirdekli ve 3.5 GHz hızındaki bu işlemci slim versiyonda da karşımıza çıkıyor. Ayrıca yine standart sürümdeki bu 10.3 teraflop gücünde ve 2.23 GHz hızında olan bir görsel işlem birimi de vardı hatırlarsanız. O da slim versiyonunda yerini almış. Bunun dışında saniyede 448 GB band genişliğine sahip 16 GB DDR6 yer alıyor iki cihazda da. Ve yine her iki cihazda 4K Ultra HD Blu-ray desteğine sahip ve yine 4K 60 FPS görüntü oynatabiliyorlar. Eğer uygun bir oyun, film ya da video açarsanız bu çözünürlük 8K'ya, FPS'de 120'ye kadar çıkabiliyor. Slim versiyonun standart sürümden en büyük farkı da hafızada ortaya çıkıyor. Standart sürümde 825 GB'lık dahili hafıza varken sistem dosyaları falan işin içine girince bunun 667 GB'lık alanını ancak kullanabiliyorsunuz. Ancak Slim'de hafıza 1 TB'a yükseliyor, kullanılabilir alan ise 847 GB'a. Bu da standart sürüme kıyasla 2-3 oyun daha fazla kurabileceğiniz anlamına geliyor bu cihazın hafızasına. Elbette her iki konsolda da birer SSD slotu var. Buraya 8 TB'a kadar M.2 SSD takabiliyorsunuz. Bence PlayStation'daki bu SSD uyumu rakibi Xbox'a attığı en büyük gollerden birisi oldu. Zira Xbox'lara bırakın SSD'yi, harici bir hafıza birimi taksanız bile her oyunu bunun içine kuramıyorsunuz. Özel bir hafıza birimini almanız gerekiyor. PlayStation 5 ise öyle mi? Tak SSD'yi, istediğin gibi kur içine oyunları, istediğin gibi çalıştır. Ancak yine de Xbox, özellikle de Series S modeli Türkiye şartlarında ucuza oyun oynamak için en ideal yollardan birisi. Merak edenler şuradaki karttan Series S videomuzu da izleyebilirler. Şimdi gelelim işin en yeşilli kısmına, yani fiyatlara. Standart PlayStation 5'in diskli sürümü, yani bu masadaki, bu videonun çekildiği tarih itibariyle en ucuz 20.000 TL'ye bulabileceğiniz bir ürün. O da ithalatçı garantili bir şekilde. Ben resmi garanti istiyorum derseniz bu fiyat 23.000 TL'lere kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar Slim tarafına da farklı değil ve ilginç olan da bu arkadaşlar. Dijital sürümü ithalatçı garantili bir şekilde Slim'de 20-21.000 TL'ye buluyorsunuz. Diskli sürümü de 23-24.000 TL'ye bulabiliyorsunuz şu an. Bu cihazları yurt dışından getirerek daha uygun fiyata bu işi de çözebilirsiniz. Burada görüyoruz ki PlayStation 3 ve 4'teki Slim daha ucuz algısı 5. versiyon için ne yazık ki çok geçerli değil. Yani aslında burada fiyattan önce size Slim mi lazım yoksa eski usul bir PlayStation 5 mi lazım, bunun kararını vermeniz gerekiyor. Onun dışında fiyatın konumuza hiçbir etkisi yok gördüğünüz gibi. Yani böyle eğer sıfırdan bir PlayStation ekosistemi kurayım derseniz kulaklığına 10.000 lira, VR gözlüğüne 23.000 lira, yeni çıkan ekranlı DualSense portala 18.000 lira gibi paralar ödemeniz gerekiyor. Yani durum böyle arkadaşlar. Yani abi konuştuğumuz şeye bak, bir de bunun üstüne oyunları ekleyeceğiz. Dünya kadar para çıkacak cebinizden oyun oynamak için. Neyse artık, videomuzun sonuna gelelim dostlar yavaş yavaş. Aklınıza takılan PlayStation 5'ler hakkında başka bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İncelememizi istediğiniz bir ürün varsa onları da bekliyoruz bu arada. Başka bir videoda görüşmek üzere.